İyi akşamlar hepinize. Şimdi geçen haftaki önemli galibiyetten sonra şunu vurgulamaya çalıştık. Tabii takımın, camianın morali, motivasyonu üst seviyede. Önümüzde aslında 3 tanesini içeride oynayacağımız, bir tanesini Malatya'da oynayacağımız 4 maçlık güzel bir periyot görünüyordu ve burayı istediğimiz gibi geçebilirsek en azından o 4 maçın sonunda altımızdaki takımlarla biraz puan farkını açabiliriz diye bir beklentimiz oluştu haliydi. Tabii bunu da yaparken ilk maça odaklanıp altımızda bizim en yakın takipçimiz olan Bandırmaspor karşısında kazanıp en azından altımızdakiyle bu hafta itibariyle de puan farkını açmak istiyorduk. Maça iyi başladık. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Aslında ilk devrenin geneli bizim açımızdan iyi oldu. Oyunu istediğimiz şekilde yönlendirdik. Çabuk oynamaya çalıştık. Özellikle kenarlara geldiğimizde ceza sahası içerisinde yapılan ortalarda iyi yerleşim yapabilsek daha fazla pozisyon ve gol bulabileceğimiz şeyler oldu yani. Ortamlar da oluştu. Şunu söylemek lazım. İlk yarıyı o oyun kalitesiyle aslında birden daha fazla gol atarak bizim tamamlamamız gerekiyordu. Tabii böyle maçlarda ikinciyi atmadığın süre içerisinde rakibi de hep canlı tutuyorsun. Maalesef tabii bu sene kornerden ilk golümüzü yedik. Ki kornerin, hani kornerden derken korner değildi ama hakemin uydurma bir şeyiydi o, korneriydi. Yani bu kadar net bir pozisyonu kornere dönüştürecek hakemleri de bir şey yapmak lazım bence, bir sorgulamak lazım. Yani orada biz çok net bir şekilde görüyoruz. Vuruşu çok kötü yapıyor, ayağını dışarı atıyor ve oradan bir korner uyduruluyor. O da geliyor. Ha, orası ayrı. İçeride bizim tabii sorgulamamız gereken oradaki paylaşım, sorumluluk, Atınç'ı verdiğimiz oyuncunun rahat vurdurması. Kalemize gelen tek top maalesef gol oldu. İkinci yarıda aslında oynadık ama rakip yarı alanda kaptırdığımız toplarda maalesef geri dönüşlerimiz zayıf oldu. Rakibi karşılamada zorlandık. Aslında yine rakibin pozisyonu yok ama işte talihsiz bir pozisyon. Kendi kalemize attığımız bir gol, geri düştük. Sonrasında hamleler yaptık. Daha sakin oynamamız gerekiyordu. Rakip iyice kendi yarı alanına çekildi ki en yeni yaptığı işlerden bir tanesi bu. Orada ikinci attığımız gol aslında bizim istediğimiz de oyuncularımızdan. Yani merkezde kalabalık olan rakipleri açman gerekir. Oyunu kenarlara, kanatlara geçirip oradan ceza sahası içerisinde topla buluşmak gerekiyor. Yani ikinci attığımız gol aslında bizim daha fazla sayıda yapmamız gereken işti. Çok basit pas hataları yaptık. Çok kolay toplar kaybettik. Bu da tabii oyunun dengesini maalesef rakibe biraz daha kaymasını sağladı. Bunun yanında tabii oyunu bırakmamamız, oyuncularımızın son saniyeye kadar oyunda kalmaları, en azından oyunda dengeyi sağlama adına yaptıkları mücadele, oradaki verdikleri kavga gerçekten takdir edilecek bir konu. Sonuçta 2 puan kaybettiğimiz için bir taraftan üzülürken diğer taraftan da en azından bir puanı alıp liderliği bırakmamış olmak ve işte son dakikalarda gelen golün tabii şeyi başka oluyor, coşkusu başka oluyor. Bunu yaşamış olmak üzülürken bizi mutlu etti. Fakat tabii benim vurgulamak istediğim
Bir konu da şu. Ben herhalde burada dördüncü veya beşinci basın toplantısında, maç sonu toplantımda aynı konuya değiniyorum. Türk futbolunun maalesef kanayan yaralarından bir tanesi bu. İşte en yukarıdaki de yapıyor bunu, en alttaki de yapıyor. Gelen hakem Kadir Sağlam, üst klasman, Süper Lig'de maç yöneten hakem, o da izin veriyor. Bir kalecinin 10 defa uyarıldığına ilk defa şahit oldum. 3 defa uyarırsın, 4. de kartını verirsin. Atılan her out, her taç, her faul, durar duran topun 30 saniyede atılma mecburiyeti yok. Artı yani bir de şöyle bir benim önerim olacak. Eğer biz Türk futbolunda seyir zevkini arttırmak istiyorsak topun oyunda kalma süresini daha yukarılara çekmek istiyorsak, statlara daha fazla taraftar gelmesini istiyorsak, o zaman şu yerde yatarak ve işte kullanacak atışlardaki vakit geçirme işini ve yalandan sakatlık numarası yapma işini bir şekilde çözmemiz lazım. Benim önerim şu, bir oyuncu yatıyorsa alırsın kenara, alırsın kenara, 2 dakika bekleteceksin onu orada. O takım 2 kişi, 2 dakika 10 kişi oynayacak. Hadi bakalım yat. Yat bundan sonra. Dolayısıyla bugün yine tabii dönem dönem oyunun temposunu yükseltmeye çalıştık. Ama maalesef işte birini kaldırırken öbürü yatıyor. Öbürü bir şey oluyor. Yarım dakika yatıyor. Doktor girmeden hop ayağa kalkıyor. Onu kaldırırken bir bakıyorsun orada birisi yatmış. Yani bunu bu şekilde bir şekilde halletmek lazım bu işi. Yoksa işte biz zaten bunun sıkıntısını çekiyoruz ama dışarıda seyreden de çekiyor. Televizyonun başında seyreden de çekiyor. Futbolu yönetenlerin bu işe bir çözüm bulması lazım. Yoksa hakikaten işin keyfi kaçıyor. Maalesef kaçıncı defa burada belki bir maç sonunda bunu söylememişimdir. Baktığımız zaman aslında bugün de yani hakemin izin verdiği birçok pozisyon oldu. Ama yani bu işin sıkıntısını hakikaten çekiyoruz biz. Yapmamız gereken bir iş var. Herhalde değişecek gibi de görünmüyor. Bunu bir şekilde biz kendi içimizde işte ilk devre yapacaksın, ikiyi yapacaksın, üçü yapacaksın. Golleri bulacaksın. Hızlı oynatacaksın rakibi. Bunları söyledikten sonra tabii esas vurgulamak istediğim nokta şu. Bugün tabii çok özel bir gün. Bizim hayatımıza değer katan, yön veren, bizim için çok kutsal varlıklar ve insanlar olan öğretmenlerimizin, ben de bir beden eğitimi öğretmeni olarak meslektaşlarımızın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ve teşekkür ediyorum. Yani şunu tabii çok kısa bir süre sonra yine içeride bir maçımız var. Dolayısıyla bu kısa süre içerisinde hem fiziksel olarak yorgun olan arkadaşlarımızı toparlamak hem de yani içeride oynayacağımız bir maçı kayıpsız geçme adına da Cuma gününe kadar yoğun bir şekilde hazırlanıp inşallah eksiklerimizi görüyoruz zaten. Onları da giderme adına çalışmalarımız devam edecek. İnşallah bugün kaybettiğimiz 2 puanı en azından Adanaspor'u yenerek bir 3 puan daha hanemize ekleyerek bir şekilde inşallah oyunu da güzel oynayarak önümüzdeki haftanın sonunu da lider olarak bitirmenin planlarını yapacağız inşallah. Soru soralım. Buyurun. Hocam öncelikle son dakika gelen bir puan liderlik bu maçlar çok önemli. 5 gün sonra bir Adana maçı var. Kağıt üstünde aslında en çok korkulan maçlar bunlar. Kadroda bir revizyon düşünüyor musunuz? Marpa'nın cezası gitti. İşte Ahmet Oğuz zaten kart cezalısı. Evet. Caner'i bugün oyuna attınız. İşte orta sahada. Yani düşünüyor musunuz? Şimdi tabii yarın antrenmanımız var.
Takımdaki oyuncularımızın durumu, sakatlık durumları, fazla da vaktimiz yok. Oyuncularımızın durumunu bir tespit edip ondan sonra kararımızı vereceğiz. Tabii Marka cezası bitiyor. Aramıza katılacak. Caner'in iyileşip işte o sağlıklı, sağlam bir şekilde oyunu tamamlaması bizim adımıza iyi. O da oynayacak seviyede. Bir takımı görüp gerekli değerlendirmelerimizi yapıp bu konuda Cuma günü bize 3 puanı getirecek. 3 puanı getirirken de hem sahada diri mücadele seviyesini en üst seviyede tutabilecek. Onun yanına da oyun kalitesini de ekleyebilecek. Bir takımla sahaya çıkacağız, bundan şüpheniz olmasın.